Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısı Şule Hanım'la masada buluştuk. Ne haber Şule Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Gözünüzün üstündeki renk nedir? Neon turuncu olmalı. Neon turuncu? Evet. Neon? Oo. O mesela karanlıkta parlıyor mu? Hiç denemedim. Vallahi mi? Ay nasıl durdurdunuz onu denemedim. Evet, gerçekten. Peki neler yapıyorsunuz? Araştırma görevlisiymişsiniz. Evet, araştırma görevlisiyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde. Harika. Onun dışında... Bölümünüz ne? İnşaat mühendisliği bölümü. İnşaat mühendisliği. Akademik kariyer mi yapacaksınız? Öyle görünüyor. Doktora öğrencisiyim evet. Şu anda. Son yarısındayım doktoranın diyebilirim. Tez hazırlama aşamasındayım şu anda. Oyunculukla uğraşıyormuşsunuz amatör olarak. Evet. Gitar çalıyormuşsunuz. Evet. Ve yazılar yazıyormuşsunuz. Evet. Sonra arada da doktorayla ilgileniyorsunuz. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl diyeceğim ama zaten yazıyorsunuz. Evet, yazıyorum. Zihin atıklarım diye adlandırıyorum onları. Çok güzel. Bağlaçların bitişik yazılmasına şiddetle karşıyım. Sanırım yeterli bu açıklama. Yani zaten bu konuda oldukça yüksek sayıda aktivist var biliyorsunuz. Evet. Siz de onlardan birisiniz demek ki. Gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Peki mesela size yeni tanıştığınız biri yanlış D bağlacını yanlış kullanırken bir mesaj atarsa onunla arkadaşlık etmeye devam eder misiniz? Yani ufak ufak uzaklaşırım sanırım. Ufak ufak uzaklaşırsınız. Çok güzel. Peki düzeltiyor musunuz? Düzeltmiyorum. Düzeltmiyorsunuz. Mesela soru eki var mısın, misin falan onu bitişik yazarsa onu da mı düzeltmiyorsunuz? Hiç düzeltmiyorum. Kırılmasını istemiyorum. Kırılmasını istemiyor musunuz? Evet. Ama yani o niye kırılıyor ki, yanlış bildiği bir şeyi öğretiyorsunuz? Evet. Kırılır diye düşünüyorsunuz. Evet. Sizin biri yanlışınızı düzeltse kırılır mısınız? Kırılmam. Buradan kırılmam diye duyuruyorum herkese. Yanlışlarımı düzeltsinler. Ay peki. Peki efendim. Peki, kafanızda böyle bir puan var mı? Özel Bey çatayı Arş'a taşıdı zaten. Bakalım. Arş'a mı taşıdı? Evet, sayılır. 8400 tabii. Arş'a yakın. Arş'a yakın. Oraya erişir miyiz bilmiyorum. Evet. Okey, çok bakalım. Güzel. Kendinizden bu emin haliniz etkileyici Şule Hanım. Gerçekten göz alıcı. Bir yarışma çıkaracağımıza çok eminim. Başlayalım mı? Ben de hazırım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Adı ırmak anlamına gelen kelimeden türetilmiş olan bir Güney Amerika ülkesi. Güney Amerika'da bir ülke. Harf alayım. Harf alalım. P. Güney Amerika ülkesi. Evet. Peru. Peru doğru cevap. Efendim, Peru adının türetildiği kelime de bir uymuş. Efendim, dört harflerle devam ediyoruz. Bilinen bir sözcük geliyor. Buyursunlar, sorusu nasılmış? Yapının tavanı ile damı arasında kullanılan yer. Çatı. Çatı doğru cevap. Efendim, beş harflerdeyiz. Eski ama bilinen bir sözcük geliyor. Buyursunlar. Direnme, ayak direme, üsteleme anlamlarında Arapça kökenli bir sözcük. İnat Türkçe kökenlisi diye düşünüyorum. Çok güzel düşündünüz. Ama inat değil zaten. Üsteleme. Harf alayım. Harf verdik. S. Böyle... Israr. Israr doğru cevap. Şimdi beş harfli bir sıfat soracağız. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Siz onu. Sıfatlara bayılırsınız. Ben yıllarımı verdim sıfatlara. Gelsin efendim. Argo'da kullanılmamış, en son edinilen, yeni anlamlarında bir sıfat. Argo'da. Gıcır. Gıcır doğru cevap. Efendim, altı harflere geçtik. Batı kökenli bir sözcük soracağız ve bir kıyafet türü. İnanır mısınız? Gelsin bakalım. Döpiyesin bluz giyilen versiyonu. Babaannem yazdı bu soruyu. Aklımda var aslında ama... Evet. Nasıl şu anda gelmediği çok ilginç. Döpiyesin bluz giyilen versiyonu. Evet. Harf alın isterseniz. Almayın ya da. Alayım. Harf alın, alayım. Harf alın. Çünkü... Lar. Değil. Değil. Ama son, yani sonu doğru gibi ama başı öyle bir feli meyli bir şey yok, onu söyleyeyim.
Evet. Süre gidiyor. Harf alayım. Harf aldık. Tayyör. Tayyör doğru cevap. Aklıma gelen şakayı yapamayacak olmam o kadar kötü ki. Evet. Altı harflerle devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım sorusu. Çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi kirli çamaşırlarını ortaya dökmekle tehdit etme. Şantaj. Şantaj doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. Pandemide akıllarda yer eden ve halen sıklıkla duyduğumuz bir kelime geliyor. Allah şey yapsın, bizden uzak tutsun lütfen. Gelsin bakalım sorusu. Bir virüsün sürekli mutasyon geçirmesi sonucu ortaya çıkan yeni virüs tipine verilen isim. Varyant. Varyant doğru cevap. Şimdi Şule Hanım, yarışmanın ortasındayız. 3300 puanınız var. 2 dakika 20 saniyede süreniz var. Her şey yolunda. Çok iyi. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Batı kökenli ancak yaygın kullanılan bir kelime. Sanki batı kökenli ve yaygın kullanılmayan bir kelime soruyormuşuz gibi. Bunu da her seferinde söylüyorum sevgili izleyenler. Gelsin bakalım sorusu. Bir ürünü dış etkenlerden korumaya, paketlemeye yarayan kağıt, mukavva, plastik gibi maddelerden yapılan malzeme. Ambalaj. Ambalaj doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. Cevabınız bir birleşik kelime. Buyursunlar. Kurbanlık veya kasaplık büyükbaş hayvanların bakılıp büyütüldüğü, semirtildiği tesis. Semirtilmesi için ne olması gerekir? Besi yeri. Evet. Gibi ne? Besi yeri. İşte yerini daha böyle... Besihane. Evet, evet, evet. Besihane. Besihane doğru cevap. Kulağa şey geliyor ya, besihane böyle bir tamamlanmamış bir kelime gibi. Kesinlikle geliyor ya. Öyle, evet. O yüzden ben de emin olmak için tekrar kelimeye baktım. Evet. Çünkü besimhane miydi acaba diye saçma sapan bir şey geldi zihnime. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime. Gelsin bakalım. Birden fazla yaşam alanını kapsayan ve dikine giden yapı. Apartman. Apartman doğru cevap. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan ve hamur işi bir lezzet sorusu var. Allah iyiliğini versin editör ya. Gelsin soru. Yabancı misafirlerinize Türk pizzası adıyla yedirebileceğiniz kadar ünlü olan, içine çeşitli malzemeler konularak pişirilen Kastamonu'ya özgü leziz hamur işi. Bunu ben sevgili izleyenler böyle anlatıyorum. Bir hamur işi düşünün efendim. Lahmacun değil. Değil. Bilmem ne böreği değil mi? Değil. Börek değil mi? Değil. Harf alayım. Harf aldık. Pidesi. Kır. Kır pidesi. Kır. Doğru cevap. Efendim bu şey ben daha önce anlatmıştım. Bir tane arkadaşım vardı benim Ankara'da. Yabancı arkadaşlarına Turkish pizza diye kır pidesi yediriyordu. Ucuza gelsin diye. Çok severim. Yani ben de severim ama o tadı güzel diye yedirmiyordu açıkçası. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime ve mastarla bitiyor kendileri. Buyursunlar. Hırsıza kaptırmak. Çaldırmak. Çaldırmak doğru cevap. 10 harflerdeyiz. Yapım eki almış bir sözcük soracağız efendim. Buyursunlar, nasıl soruyoruz? Yapıların içinde duvarların döşemeyle birleştiği yerde tabandan yüksek ve dışarıya çıkıntılı kuşak veya pervaz. Şimdi yapıyla ilgili olduğu için ve inşaat mühendisliği bölümünde olduğum için bu soruyla ilgili aşırı gerginim her şeyden önce. Çok mantıklı. Yapıların içinde duvarların... Harf alayım. Harf alın. Duvarların döşemeyle birleştiği yerde. Duvarların döşemeyle birleştiği yerde tabandan yüksek... Ve dışarıya çıkıntılı kuşak. Harf alayım. Harf al. Ü. Sizce ben bu sözcüğü biliyor muyum? Kesinlikle biliyorsun. Süpürgelik. Süpürgelik doğru cevap.
Nasıl bilmezsiniz hanımefendi? Bu arada okulla ilgisi yok yani. Yokmuş. Boşa gelirmiş. Evet, hiç. Efendim 10 harflerle devam ediyoruz. Mastarla bir tane yine tek kelimelik bir sorumuz var. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Birini herhangi bir şeyi yapabilecek veya bir şeyi yüklenebilecek duruma getirmek. Üstlendirmek gibi bir şey değil diye düşünüyorum. Değil. Ama bir şey böyle yapabilecek duruma getirmek için... Alıştırmak. Ne? Mak. Alıştırmak doğru cevap. Vallahi bravo. 9100 puan aldınız Şule Hanım. Geze biraz geze. İyi gibi. Biraz iyi gibi mi? Evet. Tevazu işte sevgili izleyenler. Gerçekten bütün soruları tokatlamak suretiyle bildi Şule Hanım. Ay gerildim, vay gerildim diye 9100 puan aldı. 15 saniyede arttırdı. Şule Hanım çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sinsiymişsiniz. Çok sağ olun. Hiç çaktırmadan ama ben yok şey iyi bir gün geçirmek falan. Böyle yalan dolan işler. Hanımlar beyler Şule Hanım alkışlarla uğurluyoruz ve 3. yarışmacımız geliyor.